Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hayırlı akşamlar sevgili izleyenler. Yeni bir tarih vaktiyle tekrar birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü durağımız yine 10. Osmanlı Sultanı Kanuni Sultan Süleyman Han. 75. de tabi İslam halifesi oluyordu kendisi. Daha evvel bahsetmiştik. Bugün iki konumuz var, birbirinden önemli. Tabi birincisi büyük amiral, büyük Türk denizcisi olan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatına dair bilgiler vereceğiz. Başarılarından bahsedeceğiz. Güzel bir hikayesi var, ona değineceğiz. Fatih Hocamız size onu aktaracak. İkinci olarak da Osmanlı Deniz Harbi'nden bahsedeceğiz. Osmanlı Devleti'nin belki de dünya tarihini de tabii damgasını vuran büyük bir deniz zaferinden, Preveze Deniz Zaferi'nden 1538 tarihinde gerçekleşen büyük Haçlı donanmasına karşı yapılmış ve Osmanlı'nın zaferiyle sonuçlanmış olan çok önemli bir deniz savaşından bahsedeceğiz. Dilerseniz iletişim bilgilerimizi bir hatırlatalım. Daha sonra da konuklarıma hoş geldin demek istiyorum. Bizlere sorularınız olabilir, görüşleriniz olabilir. Katılmak isterseniz programımıza 0216 alan kodu 488 0488 numaralı telefonla bizlere ulaşabilirsiniz. Mesaj yollamak isterseniz SMS yoluyla veya WhatsApp yoluyla mesaj atmak isterseniz de 0530 234 0488 numaralı telefonla bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdiden hayırlı seyirler diliyorum sevgili seyirciler. Evet Mecit Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ediyorum. Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah. Mevla Teala'ya şükürler olsun hocam. Elhamdülillah. Aynı şekilde devam ediyoruz. Allah daha iyisi. Fatih hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Sizler nasılsınız hocam? Hamdolsun hocam iyiyiz. Allah'ım bizler de iyiyiz. Tarihi anlatmaya devam ediyoruz. Evet. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman devrine ilişkin konularımız devam ediyor. Şimdi Osmanlı döneminin altın çağından bahsediyoruz ve gerçekten de 16. asra baktığımızda Osmanlı Devleti, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın devri dünyada Osmanlı adına ve İslam adına gerçekten çok önemli bir asır. Yani damgasını vurduğu diyebiliriz. Yani dünyadaki tabiri caizse en güçlü, en etkili devletin başında Osmanlı İmparatorluğu geliyor. Şimdi iki konumuz var demiştik. Birincisi Barbaros Hayrettin Paşa'dan bahsedeceğiz. Bir de Preveze Deniz Savaşı var. Bu meşhur Akdeniz'i Osmanlı Gölü haline getiren ve Ege'de ve Akdeniz'de biliyorsunuz orada daha çok Venedikler, Cenevizler, Portekizler vesaire gibi Avrupa'daki donanması gelişmiş ülkeler hakimdi o bölgelerde ama bu savaştan sonra artık tamamen Akdeniz'in hakimiyeti Osmanlı'ya geçiyor. O yüzden de bu Preveze Deniz Savaşı gerçekten çok önemli bir savaş. Bunu da Mecid Hocamızdan dinleyeceğiz. Şimdi tabii Kanuni Sultan Süleyman Han'ın devrinin altın çağı olduğundan bahsediyoruz. Bu özelliklerden yani bunu altın çağı yapan özelliklerden birisi de pek çok aslında imparatorluğa da nasip olmayan bir hadise bu. Yani farklı cephelerden savaşlar açılarak ve zaferler kazanıldığı da bir dönem. Mesela şimdi içinde bulunduğumuz o dönemi anlatırken Kanuni Sultan Süleyman Han Avrupa'ya yönelik seferler düzenliyor. Yani Avrupa'ya yönelik sefer düzenlerken bir yandan Mısır valisi Süleyman Paşa'yı da ta uzaktaki Hint denizine, Hint seferlerine yönlendiriyor. Bir de o esnada dediğimiz gibi Akdeniz bölgesinde de Barbaros Hayrettin Paşa'nın büyük Haçlı donanmasıyla mücadelesini görüyoruz ve bunlar hepsi aynı döneme tekabül ediyor. 1500 aynı sene işte diyorum ya aynı anda yani 1538 tarihinde gerçekleşen hadiseler ki bu hadiseler pek çok imparatorlukta görülmeyen olaylardan biri. Yani burada Osmanlı'nın da gerçekten ne kadar kuvvetli olduğunu görüyoruz. Yani tabiri caizse Osmanlı İmparatorluğu bu devirlerde hem karadan hem de denizden mükemmel düzeyde ilerleyen bir devlet bir güç haline gelmiş oluyor. Şimdi tabii dedik ya Kanuni Sultan Süleyman Avrupa seferlerine doğru yönelmişti. O devirde işte Kanuni Sultan Süleyman Han Boğdan ve Moldova seferini gerçekleştiriyor. Evet. İşte nedir buradaki seferin çıkmasının sebebi? Yani Kanuni buraya iten sebeplerden biri işte antlaşmaya uymuyor ve Osmanlı'nın düşmanlarıyla işbirliği yaptığı için Boğdan Voyvodası üzerine sefer yapmayı düşünüyor ve askerleriyle ordusunu toplayarak Kanuni Sultan Süleyman Han bu bölgeye yönleniyor. Tabii Kanuni Sultan Süleyman'a kanuni diyoruz ya adaletiyle hükmettiği için de hem Avrupa'da hem de doğuda, doğu bölgelerinde kanuninin gerçekten
Osmanlı'da gerçi düsturu ana teması buydu. Gittiği bölgelere adalet, barış ve sevgiyi götürdüğü için de oradaki halkın kulağında böyle bir intiba oluşmuştu. Şimdi bu seferi düzenlerken de oradaki halk gerçekten Osmanlı'nın gelmesini istediği için de oranın voyvodası olan Petro halktan gerçekten istediği desteği bulamadığından sebep de ne yapıyor? Yalnızlaşıyor ve Osmanlı'ya karşı mukavemet gösteremeyeceğinden dolayı da geri çekilmek zorunda, hatta kaçıyor. Ve tabii yerine Kanuni Sultan Süleyman işte oraya gidiyor, fethediyor vesaire. Ondan sonra da yerine kardeşi Stefan Rareş'i getiriyor ve yanında da tabii onu muhafaza etmesi için o sistemin oradaki o oraya vekaleten oraya bırakıyor ama oraya atıyor ama onun da korunması muhafaza için de yanında 500 tane Yeniçeri'yi görevlendiriyor Kanuni Sultan Süleyman. Bunu görüyoruz o devirde. Ve Moldova arazisinin de doğrudan doğruya o dönemde o seferle birlikte Osmanlı'ya katıldığını görüyoruz. Yani Kanuni cephesinde olay bu şekilde gerçekleşiyor. Yani Kanuni ordusuyla beraber Avrupa'ya doğru bir sefere çıkıyor. Şimdi ikinci, dedik ya üç koldan, farklı kollardan. İkinci kolda Mısır valisi Süleyman Paşa'yı da Hindistan'a. Yani Hindistan bugün Osmanlı topraklarınıza baktığımızda Hindistan gerçekten çok uzak bir ülke. Yani şu anda da zaten coğrafi konum olarak baktığımızda Hindistan gerçekten dünyanın öbür ucu kadar uzak bir ülke. Şimdi buraya seferler düzenlemesi için de Boğdan seferine çıkmadan önce Kanuni Sultan Süleyman'ın Mısır valisi Hadım Süleyman Paşa'yı buraya görevlendirdiğini, yani Hint seferlerini düzenlemesi için onu görevlendirdiğini görüyoruz. Buraya niçin görevlendiriliyor? Çünkü oradaki Hint Okyanusu o bölgede Portekizliler gerçekten o bölgedeki denizlerde bir hakimiyet sağlamıştı ve Müslüman gemicileri orada hem ne diyelim onlara saldırılar düzenliyorlar. Oradaki gemicileri, Müslüman gemicileri, denizcileri öldürüyorlar, katlediyorlar ve gemileri yakıyorlardı. Bu durumdan rahatsızlık duyan Kanuni de buraya sefer düzenlenmesini düşünerek işte dediğimiz gibi Süleyman Paşa'yı buraya görevlendirdiğini görüyoruz. Bir diğer sebebi de biliyorsunuz o dönemlerde İpek yolu ticareti o bölgedeki, o devirdeki en önemli ticaret yollarından biriydi ve Osmanlı Devleti'nin de ekonomi anlamında en güçlü bağlarının, yani ekonomik dengelerin sağlanması, ticaretin Osmanlı'ya kazanım anlamında İpek yolu gerçekten önemli bir ticaret yoluydu. Burada tabii Avrupalıların ümit burnunu kullanmalarından sonra İpek yolu ticareti gitgide o gücünü yitirmişti. Bu da bir rahatsızlık sebebiydi. Çünkü Osmanlı'nın ekonomisine vurulmuş bir darbeydi. Bir de bunun önüne geçmek için Kanuni Sultan Süleyman'ı buraya yönlendirmişti. Süleyman Paşa'nın emrine 76 tane gemiyi verdiğini görüyoruz. 7000 çeriyle ve 13.000'den fazla da Levent'le bu sefere çıktığını görüyoruz hocam. Ve tabii bu sefer Hindistan'a yapılan ilk sefer ve yaklaşık bir yıl sürdüğünü de tarihi kaynaklarda görüyoruz. Ve tabii bu seferin sonucunda ne oldu? İşte Aden'in fethedildiğini görüyoruz. İşte Portekizlere ait bazı adalarda bazı yerleri, bazı kaleleri Osmanlı'nın fethettiğini ve ele geçirdiğini görüyoruz. Yani böyle başarılar var. Tabii dönüş esnasında da işte Eritre, Somali ve Habeşistan'da zor durumda olan Müslümanlara da yardım ediliyor. Tabii bir de bu seferde Osmanlı Hindistan'daki oradaki Müslümanlara da belli bir silah teçhizat yardımında bulunarak Portekizlere karşı kendilerini savunmalar için de böyle bir destekte de bulunduğunu görüyoruz. Şimdi Kanuni'nin cephesi Avrupa'ya yönelmiş. Selim Paşa'yı Süleyman Paşa'yı da Hint seferine yönlendirmiş. Şimdi gelelim 3. cepheye. Yani evet. Akdeniz'de Osmanlı'ya karşı yine bir Haçlı birliğini görüyoruz. Ama bu birlik öyle karadan oluşturulmuş bir birlik değil, biraz daha farklı bir birlik. Bu Haçlı ordusu, donanması daha da doğrusu, denizde bir Haçlı birlikteliğini görüyoruz ve Osmanlı'nın gerçekten bu büyük güç karşısındaki büyük zaferine şahit oluyoruz. Dilerseniz Fatih Hocam sizden bu Barbaros Hayrettin Paşa'nın öncelikle hayatını dinleyelim. Çünkü bu büyük zafere imza atan Barbaros Hayrettin şahsiyete tabii öncelikle ona değinelim. Fatih Hocam'la başlayalım konuya. Yani bu büyük Türk amirali Barbaros Hayrettin Paşa nasıl bir kişiliğe sahipti? Hikayesi neler hocam? Sizden dinleyelim. Buyurun. Şimdi hocam evvela Osmanlı donanmasını yenilmez hale getiren, ünü bütün dünyaya nam salmış ve Akdeniz'de resmen İspanya, Portekiz, Venedik, Ceneviz bunlara küffara diş söktüren ve Türk tarihinin en büyük kaptanı deryası olarak nitelendirilen Barbaros Hayrettin Paşa'dan bahsediyoruz. Asıl ismi Hızır Reis'tir. Hızır'dır yani. Tabii Fatih Sultan Mehmet Han Midilli Adası'nı fethettiği zaman Yeniçeri sipahilerinden Yakup Bey babasıdır.
Tabii Midilli Adası fethedilince buraya mecburen iskan, yani Anadolu'dan insanlar getirtiliyor, buraya yerleştiriliyorlardı. Yakup Bey de, yani Barbaros Hayrettin Paşa'nın babası da aynen bu şekilde Fatih Sultan Mehmet Han tarafından Midilli Adası'na yerleştirildi ve kendisine toprak verildi. Burada ziraat yap, hani burada yaşa, burada hani artık bizim diyerekten. Tabii Yakup Bey'in 4 tane erkek evladı oldu. İlyas, İshak, Oruç ve Hızır. Ve oğullarına ticareti, çömlekçiliği, işte kimisine tarlada hani ziraati öğretti. Ve en çok işleri genelde gemicilikleydi hocam. Gemicilik işleriyle uğraşıyorlardı. Ve babaları vefat edince artık tamamen deniz üzerine, ticaret üzerine yoğunlaştılar. Tabii Midilli Adası'nda oldukları için kendi zamanları biraz Yavuz Sultan Selim Han'a denk geliyor. Yani onun zamanına denk geliyor. Çünkü biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim Han'ın abisi Korkut Bey vardı. Ve Manisa Sancak Bey'iydi Korkut Bey. Şehzade Korkut yani. Bunlar da bu dört kardeş de Korkut Bey'in emri altındaydılar. Ve Yavuz Sultan Selim Han'ın biliyorsunuz bir şey devri vardı. Saltanat devri, kardeşler arasında bir devir vardı. Ve Korkut Bey burada vefat edince bunlar bir şeye düştü, boşluğa düştüler. Çünkü Korkut Bey tahta gözlükti ve şu an cidden aranan kişilik. Eğer biz bunun taraftarı olursak işte padişah bize değişik davranabilir. Yani bir ikilem duruma düştüler ve bu yüzden bir nevi Midilli Adası'nı terk edip Cerbe Adası'na doğru geçtikleri söyleniyor. Ve ticaretle uğraşırlarken hocam İshak Reis ve Oruç Reis hocam bu işte Selanik bu taraflardan geçerken Rodos şövalyeleri tarafından Rodos şövalyeleri tarafından hocam kuşatılıyorlar ve onlar da korsan. Oruç Reis ve İshak Reis de korsancılık olarak adlandırılıyor. Hani denizde şey yaptıkları için kuşatılıyorlar ve İshak Reis burada vefat ediyor, şehit ediliyor. Daha sonra Oruç Reis'i hapse atıyorlar Rodos Şövalyeleri. Bodrum'da bir kaleye kapatıyorlar. Ve yaklaşık 5 sene kadar burada kaldığı söyleniyor. Tabii kardeşleri Hızır Reis ve diğer İlyas Reis ise bu sefer artık Akdeniz'de ve Ege'de bir nevi en başta söylemiş olduğumuz gibi küffara diş söktürmeye başlıyor. Ama tek bir kural var. Osmanlı'ya yakın denizlerde, mesela Akdeniz'in kıyıları, Ege'nin kıyıları, yani Türkiye'ye yakın yerlerde hiçbir şekilde korsanlık yapamazsın. Ama diğer sularda İspanya, Venedik, işte Ceneviz, İtalya, Fransa, bu gemilere karşı korsanlık yapabilirsin. Yani bir nevi artık deniz üzerinde hüküm vermeye başlıyorlar. Artık hükmediyorlar yani denize, öyle söyleyelim. Tabii 5 sene kapatıldıktan sonra Oruç Reis, Hızır Reis ve İlyas Reis Oruç Reis'i bulunmuş olduğu Bodrum Kalesi'nden kurtarıyorlar. Ve kendilerine Tunus tarafından, yani Güney Afrika olarak geçiyor. Güney Afrika taraflarından Tunus Kralı'ndan bir yer istiyorlar, bir ada, bir yerleşke istiyorlar. Ve belli bir ücret karşılığında kendilerine bir yerleşke veriliyor, orada liman veriliyor. Ve kazanmış olduğu ganimetlerden 8'de birini artık Tunus kralına vermeye başladılar. Daha sonra Cezayir üzerine gidiyorlar ve Cezayir'in limanlarını alıyorlar. Ve 1516'da zaten Cezayir ile İspanyol arasında bir sorun çıkıyor. Ve bununla beraber Hızır Reis, işte Oruç Reis yaklaşık 1519'da Oruç Reis normalde Tunus tarafında, Cezayir tarafında sultan ilan ediliyor. Yani çünkü zamanla o Tunus tarafındaki kralın çok iyi olmadığı, halkı tarafından istenmediği için Oruç Reis'i hakim kılıyorlar Cezayir tarafına. Ve İspanyollarla girmiş olduğu bir savaşta 1519 yılında öldürülüyor. Yani şehit ediliyor Oruç Reis de. Bu sefer sultanlık Hızır Reis, yani Barbaros Hayrettin Paşa'ya. Barbaros kardeşler arasında sürekli gemide korsancılık oynandığı için ilk önce İshak Reis öldürülüyor ve şehit oluyor. Daha sonra Oruç Reis şehit oluyor. En son tabii
Hızır Reis başa geçiyor sultan olarak. Tabii tam bu esnada da Yavuz Sultan Selim Han Memlüklüleri Mısır'da yeniyor ve artık hilafeti eline alıyor. Bu sefer Hızır Reis de, yani Barbaros Hayrettin Paşa da kendisine bir mektup ve hediyeler gönderiyor. Ben sizin tabiat altınıza girmek istiyorum. Sizin hükümlerinizin altına girmek istiyorum. Lütfen beni kabul edin diye. Yavuz Sultan Selim Han tabii ki bunu biliyor. Abisi Korkut'un adamları olduğunu biliyor ama hani sonuçta sultan oldu ve ortada hani aslında şüpheci davranıyor Barbaros kardeşler ama şüphelenecek bir durum yok. Yavuz Sultan Selim Han'ı bunları son derece güzel karşılıyor ve kendilerine 27 tane gemi hediye ediyor. Daha sonra ikişer tane birer birer kardeşlere gemi hediye ediyor. İşte silah hediye ediyor. İşte kaftan hediye ediyor bu şekilde. Bu hediyeler başlıyor derken artık yavaş yavaş Osmanlı için savaşmaya, yani Osmanlı'nın donanmasını yavaş yavaş ele almaya başlıyor. Yani Osmanlı'nın bir nevi donanma kolu olmaya başlıyor yani Barbaros Hayrettin Paşa. Tabii Kanuni Sultan Süleyman Han zamanına denk geldiği zaman daha çok görevlerde bulunuyor. Çünkü geçen hafta anlatmıştık işte Avlonya, Korfu adalarının fethinde. Bunlar tabii 1530'larda falan oluyor. Bu senelerde tabii ki Kanuni Sultan Süleyman Han buna farklı farklı görevler veriyor Preveze'ye kadar. Tekrardan Kanuni Sultan Süleyman Han'a görüşmek, müracaat ediliyor. Kendisiyle görüşülmek istendiği söyleniyor. Ve tabii ki de kabul görüyor. Bu saatten Barbaros sonra zaten... Kardeşler hocam, evvela hocamın söylemiş olduğu gibi Yavuz Sultan Selim Han döneminde zaten büyük bir kuvvet kazanmış oluyorlar. Müslüman olmaları hasebiyle de Yavuz Sultan Selim Han da Mısır'daki olsun, ondan sonra Çaldıran Meydan Muharebesi'nde olsun, buralardaki zaferleriyle beraber dünyaya bir nam salıyor. Barbaros kardeşler de neden Barbaros deniyor? Onlara biliyorsunuz ki sakallarının kızıl olmasından işte Barbaros denilmiş Avrupa tarafından. Ve Barbaros kardeşlerin o kadar denizcilik ünü, o korsanlıkları, yani o zamanda meşhur olan denizlerdeki ticaret korsanlık üzerine olduğundan dolayı, korsanlık demek şu değil yani, insanlara eziyet eden, işkence eden, milletin parasını gasp eden değil. Burada denizlerde Venedikler olsun, Cenevizler olsun, ondan sonra bu biliyorsun Rodos Şövalyeleri zaten bu denizcilikte korsanlıkla beraber Müslümanları eziyet ederek, onları esir alarak, onları işte çalıştırarak, biliyorsunuz o zamanlar motorlu değil gemiler. O yüzden insanları, hatta şu resimlerde de var, kürekler var. Bu küreklerde insanları yeri geliyor, Müslümanları ne yapıyorlar? Köle olarak bu şekilde kullanıyorlardı. O yüzden dolayı Müslümanların kolunda da Barbaros kardeşler vardı ki bunlara kök söktürüyorlardı. Yeri geliyordu. Çünkü ağabeyi Oruç Reis'i esir alan kim? Rodoslular. Öbür İlyas Reis'i öldüren, ağabeyi İlyas Reis'i öldüren Rodoslular. Yani denizlerdeki hakimiyet, Cenevizler olsun, işte İspanyollar olsun, Venedikler olsun, bunlarla bir düşmanlık halleri var ama daha o kadar büyük değiller. Şimdi kendileri Müslüman olması hasebiyle, İslam'ı gözetmeleri hasebiyle kendilerine arka çıkabilecek İslam devleti kim var zamanında? Osmanlı var. Osmanlı olduğundan dolayı ilk olarak Hayrettin Paşa olması lazım. Paşalarından bir tanesini Yavuz Sultan Selim'e göndererek Osmanlı'ya ilhak olmayı talep ettiklerinde talep ediyorlar. Denizlerdeki hakimiyetlerini, işte denizlerdeki kuvvetlerini bildirerek. Yavuz Sultan Selim Han döneminde zaten biliyorsunuz 2. Beyazıt'tan tersane üzerine çok çalışmıştı. Yavuz Sultan Selim Han zaten karadan istemiş olduğu seferleri yapmıştı. Ameli neydi? Gerçek isteği olan Avrupa'ya kök söktürmekti. Yani İtalya kıyılarına dayanmaktı. Şimdi İtalya'ya dayanmak için neye ihtiyacı var Yavuz Sultan Selim'in? Bir donanma kuvvetine ihtiyacı var. O yüzden dolayı Barbaros kardeşlerin kendisine iltihakına çok sevindi Yavuz Sultan Selim Han. Ve onlar hakkında çok büyük duaları var. Rabbim onlara büyük zaferler ikram edecek. Eğer İslam'ı, yani Allah'ın hükümlerini muhafaza ederlerse, peygamberin sünneti seniyesini muhafaza ederlerse, İslam için bu zafere kalkışırlarsa, Osmanlı Devleti'ni yüceltmek için mücadele ederlerse Allah onlara büyük zaferler. İşte onlara hatta birer tane kılıç gönderdi Oruç Reis hayattayken. 1516'da, 1518'de zaten vefat ediyor, şehit oluyor. 1516'da onlara birer tane gemi, bu geminin ismi Oruç Reis'tir. Bu geminin ismi Hızır Reis'tir. O zaman Hayruddin lakabını daha almamış. Onu Kanuni Sultan Süleyman'ın verdiğini söylüyorlar. Bazı rivayetlere göre de Oruç Reis'ten sonra
Barbaros Hayrettin Paşa güzel hizmet ettiğinden dolayı, yapmış olduğu zaferlerden, başarılardan dolayı Hayruddin, dinin hayırlısı, yani dine hizmet eden, hayırlı hizmet eden Barbaros Hayrettin Paşa diye ne yapmış? Bu şekilde lakaplandırılmış. Kimine göre Kanuni Sultan Süleyman, kimine göre Yavuz Sultan Selim Han. Şimdi buraya baktığımız zaman da gerçekten çok kuvvetli bir deniz kaptanı, Kaptan Derya, Müslüman ve Osmanlı ile beraber ne yapmak istiyor? İlerlemek istiyor. Yavuz Sultan Selim Han'ın döneminde, Yavuz Sultan Selim Han zaten İstanbul'da ne yapamadı? Bulunamadı. Çıkmış olduğu seferler kimi 2 sene sürdü, kimi 2,5, 3 sene sürdü. Zaten 8 senelik bir padişahlık hayatı var. O yüzden dolayı Barbaros Hayrettin Paşa Yavuz Sultan Selim Han'la tanışmaya ilhak olamadı. Öyle bir şerefe nail olamadı ama diyalogları devam ediyordu. Ne ile? Ulaklarla beraber, elçilerle beraber diyalogları. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Kanuni Sultan Süleyman ilk olarak Avrupa'ya seferler düzenledi. Avrupa'ya düzenlemiş olduğu seferlerde Macaristan'a biliyorsunuz seferler düzenledi. Belgrad'ı fethetti, Avrodos'u fethetti ama neye ihtiyacı olduğunu anladı. Dedi ki benim bir donanma kuvvetine, yani bir donanma kuvvetine ihtiyacım var. O yüzden dolayı Barbaros Hayrettin Paşa'ya kendisi elçi göndermiştir Kanuni Sultan Süleyman'ın. Zaten Barbaros Hayrettin Paşa da kendisi böyle bir şey istediğinden dolayı, yani Osmanlı'nın himayesine girmek istediğinden dolayı Cezayir Sultanı olan Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa bu sefer Cezayir'in sancak beyi olarak Osmanlı'nın Kaptan-ı Deryası tersanelerin başına geçerek biliyorsunuz ilk Irak'ın seferindeyken İbrahim Paşa'ya göndermişti Barbaros Hayrettin Paşa'ya denizcilikle alakalı, denizlerle alakalı işte tersanelerin Haliç'te olsun, ondan sonra Gelibolu'da olsun bu tersanelerde, denizlerde harp edebilecek topları üretmesi, ona göre işte güye denilen gemilerin iki katlı, ondan sonra menzili yüksek, hızlı, atik gemiler yapabilmek için Barbaros Hayrettin Paşa'ya neyi vardı? İhtiyacı vardı. Ama Osmanlı'nın kendi reisleri de yok muydu? Kemal reisler, Burak reisler, büyük başarılı kaptan deryaları vardı ama Barbaros Hayrettin Paşa gerçekten bu işin erbabıydı. Hem gemiden çok iyi anlıyordu hem de biliyorsunuz bir işi sadece yapmak önemli değil. Bir de o işin siyasetini de bilmek. Gerçekten Kaptan Derya Barbaros Hayrettin Paşa'ya baktığımız zaman da Preveze Meydan Muharebesi'ni anlatacağız şimdi. Bu deniz savaşını anlatacağız. Yani 120 gemiyle 300 gemiyi batırmış, kaçırmış, zafer kazanmış bir paşadan bahsediyoruz. Bir Kaptan Derya'dan bahsediyoruz. Gerçekten İslam'a büyük hizmet etmiş. O yüzden dolayı sadece işi bilmek önemli değil. O işi nasıl yönlendireceğini, insanları kendi halkını işte kendi himayesindeki askerleri nasıl yetiştireceğini Barbaros Hayrettin Paşa çok iyi biliyordu. Ve 1533'te ne yaptı? Kanuni Sultan Süleyman'a müracaat ederek bu şekilde Cezayir Sancak Beyliği'ne geçti. İbrahim Paşa ile beraber istişareler yaparak tersanelerin başına geçti ve gemiler inşa etmeye başladı. Gemiler inşa ettikten sonra biliyorsunuz zaten Akdeniz'de seferlere başladı. Ondan sonrasında baktığımız zaman da Akdeniz'den Tunus'a, Tunus'tan işte Pulya'ya, Korfu'ya, yani düzenlemiş olduğu Adriyatik sahillerinde, Akdeniz'de, Ege'de düzenlemiş olduğu bütün seferlerde çok büyük başarılar sağladı. Bu başarılarla da beraber artık kendi karşısına kimi almış oldu? Tabii ki Batı Roma İmparatorluğu olan, Alman İmparatorluğu olan Şarken'i, Fransızları, Papa'yı, Venedikleri bu sefer büyük bir kışkırtıya sürükledi ve bu sefer karşısında ne oldu? Bir Haçlı Birliği ile beraber Preveze Meydan Muharebesi hayata geçmiş oldu yani. Buyurun hocam. Hocam anlattı, güzel anlattı da şimdi burada tamamen bütün dünya üzerinde tanınmış ve şu an hala kendi adına kitaplar, makaleler yazılmış, şiirler yazılmış, hatta film dahi çekilmiş, hani farklı yabancı dillerde olsun. Zaten adı hem Hristiyanların hem de Yunanların bir sözü var. Barbosa, yani kızıl sakal diye adlandırılan manasına geliyor. Kendisi Barbosa olarak hani dışarıdan öyle lanse ediliyor. Yani Batı dünyasında kendisine o şekilde hitap ediliyor. Ve bu şekilde ve şu an günümüzde dahi övgüyle bahsettiğimiz bir paşadan bahsediyoruz. Kendisi zaten Yavuz Sultan Selim de, Kanuni Sultan Süleyman Han da Barbaros Hayrettin Paşa'nın kendisine hayranlık
duyuyorlardı. Ve aynı şekilde hocamın bahsetmiş olduğu gibi bir tanesi Nasruddin, yani Yavuz Sultan Selim Han Barbaros Hayrettin Paşa için Nasruddin diyor. Ama Kanuni Sultan Süleyman'la Hayruddin, yani dinin şey hayırdır diyerekten hayırlısıdır diye hitap ediyor. Yani zaten tarihteki en büyük savaşı, yani deniz muharebesini de kazandığını biliyoruz. Bu şekilde hocam zaten anlatacak çok fazla bir şey yok. Hocam herhalde birazdan savaşı anlatacak. Yani hayatı komple denizlerde geçmiş ve farklı farklı maceralar var. Bunların yazılmış birçok kitap vardır bunun hakkında. Okuyunca zaten eğer izleyicilerimiz okursa daha iyi anlayacaklardır kendisinin. Yani bir nevi hikaye, roman olacak şekilde bir hayat sürmüş. Ve özellikle hayatının yazılmasının sebebi ise Kanuni Sultan Süleyman Han'dır. Kendisini birebir söylemiştir yani. Bu hayatın, yani tarihin seni hatırlaması lazım. Tarihin seni bilmesi lazım yaptıklarından dolayı diye. Çünkü baktığımız zaman Yavuz Sultan Selim Han devrinde eğer Oruç, yani Barbaros kardeşler Midilli'de kalsaydı belki bu şekilde tanınmayacaklardı. Sadece ticari olarak tanınacaklardı. Ama farklı yerlere göç ederek, yani farklı limanlarda kendilerine bir hani bir şeyler yapmak için uğraş verdikleri için Mevla Teala da hani bu şekilde Osmanlı'nın en büyük kaptanı deryası olarak da kendisini ödüllendirdi diye söylüyorum hocam. Evet hocam. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Şey ama ilginç. Şimdi normalde Cezayir denizcilikle uğraşıyor. Korsan faaliyetler düzenliyor ama tabii bugünkü anladığımız korsanlık manasında değil. O dönemlerde öyle zaten işliyordu işler. Benim dikkatimi çeken, yani normalde Cezayir'i Fatih olarak biliyoruz. Barbaros Hayrettin Paşa'yı denizlerde gerçekten çok güçlü. O dönemde Venedikler var, Cenevizler var, Portekizler de var tabii. Avrupa devletlerine baktığımızda onlar da denizde güçlüler ama o onların arasından sıyrılıp onlara gücünü gösterebilen gerçekten ender denizcilerden biri. Zaten çok ufak çapta bir şeyi var. Hani öyle çok da büyük gücü yok ama yine de dediğimiz gibi o Avrupalı denizciler arasında sıyrılabilmesi onun çok iyi bir denizci olduğunu zaten gösteriyor. Ama bir de tabii normalde bir devletin başında mesela Cezayir'in Fatih olarak görülüyor, oradan hükümdar sultan olarak ama demek ki anladığımız kadarıyla çok daha idealist bir yapısı var. Yani daha büyük hedefleri vardı ki Osmanlı'ya ilhak olarak bunu gerçekleştirme eğilimi göstermiş diye de düşünüyoruz. Yani Batı'ya kendini göstermek istedi. Yani çünkü kendi zamanına hitap eden Dorya var Batı'da. O da bir kaptan. Yani bu bir nevi iki tane kaptanın savaşıydı ama bir nevi küffar ile İslam'ın da savaşıydı yani. Evet. Ama şey anlamında güzel. Osmanlı'da bu zamana kadar, şimdi Kanuni'ye gelene kadar Osmanlı'da da eril ufaklı donanmalar vardı ama evet, donanma evet, anlamında zirveyi yakaladıkları çağı olarak görüyoruz ve gerçekten de Barbaros Hayrettin Paşa da bu amirallerin, şimdiki anlamıyla amiralların, kaptanı deryalık anlamında da Osmanlı'nın en ileri denizcilerinden biri, onu görüyoruz. Allah ruhunu şad etsin diyoruz. Yapmış olduğu hizmetleri de Mevla kabul etsin diyoruz hocam. Şimdi tabii ikinci konumuza geçelim. Barbaros Hayrettin Paşa'dan bahsettik. İyi bir denizci olduğunu söyledik. Tabii iyi bir denizci olunca da Preveze Deniz Savaşı önemli bir savaş. Yani sadece tek devlete karşı, işte Venediklere, sadece Venediklere veyahut da Cenevizlilere karşı yürütülmüş bir şey değil. Bir Haçlı birliğini görüyoruz Osmanlı'ya karşı. Ve burada Barbaros Hayrettin Paşa'nın da Osmanlı donanmasının gücünü göstererek iyi bir taktikle onları nasıl alt ettiğini görüyoruz. Yani çok önemli. Dünya tarihinde belki de gelmiş en büyük deniz savaşından biri. Ve Haçlıların yenilgisiyle, mağlubiyetiyle sonuçlanıyor. Ve düşünün, o savaştan sonra işte Avrupalılar, özellikle Almanlar ve işte Cenevizler, Portekizler bir dönem kendilerine gelememişler. Bu savaşın yenilgisinden. Hatta tabiri caizse bu savaşın sonunda Avrupa'daki o özellikle denizcilik faaliyeti gösteren devletlerin sindirildiğini görüyoruz. Evet. Dilerseniz Mecit Hocam, sizden de bu savaşa dair bilgiler alalım. Buyurun hocam. Hocam, 28 Eylül 1538 Preveze Deniz Savaşı, biliyorsunuz büyük bir zafer. Kaptan Derya, Barbaros Hayrettin Paşa'nın büyük zaferi. Eğer harita varsa daha güzel olur. Daha güzel bir şekilde anlaşılması için. Çünkü savaşın bir sebepleri var. Savaş krokisi, bir de haritamız vardı. Eğer varsa onu alabiliriz, yoksa kroki kalabilir. Evet. Şimdi savaşın sebepleri nereden doğdu hocam? Baktığımız zaman da
işte programımız başladığından beri Barbaros Hayrettin Paşa'nın gerçekten başarılarından, kuvvetinden, denizlere olan hakimiyetinden, ondan sonra bölgeye olan yani Akdeniz'e ve Ege'ye, Adriyatik sahillerine olan hakimiyetinden bahsediyoruz. Bu hakimiyetiyle beraber Osmanlı kuvvetlerini de Kanuni Sultan Süleyman Han'ın da arkasına aldığı zaman da bu sefer ne yapmaya başladı? Gerçekten Venediklerin üzerine çok iyi yürümeye başladı. Çünkü İngiliz asıllı, İtalyan asıllı Andrea Doria İngilizlerin, Hristiyanların en büyük kaptanı deryası. Yani amireli, deniz amireli. Bu devamlı Barbaros Hayrettin Paşa'yı bitirmek isteyen, Barbaros Hayrettin Paşa'nın kuvvetlerine saldırmak isteyen, hatta öncü kuvvetler gönderip Barbaros Hayrettin Paşa'yı hani hezimete uğratmaya çalışan bir amiral. Barbaros Hayrettin Paşa da hep onun peşinde ki onu bitirdiği zaman ne olacak? En azından Haçlılara karşı, Hristiyanlara karşı bir ders vermiş olacaktı. O yüzden dolayı Venediklere ait olan 25 tane adayı muhasara ediyor. Bunların 13 tanesini Osmanlı'ya ilhak ediyor. 12 tanesini de vergiye bağlıyor, haraca bağlıyor biliyorsunuz. Ondan sonra devam ediyor. Adriyatik sahillerinde birçok Hristiyan kalelerini, adalarını vuruyor. Devam ediyor. Fransızlara karşı devam ediyor. İspanyollara karşı derken bu sefer papalık 1537 yılında Venediklerin papalığa müracaat etmesiyle, yani bir ittifak için müracaat etmesiyle beraber bir Haçlı donanması kurmaya karar veriliyor. Neden? Çünkü Kanuni Sultan Süleyman karadan Avrupa içlerine doğru zaferlerle beraber Osmanlı sancağını dikmeye devam ediyor. Programın başında söylemiş olduğunuz gibi Süleyman Paşa Hindistan'a doğru zaferlere devam ediyor. Yani Osmanlı Devleti'ne baktığımız zaman da 3 koldan seferde denizlerde Barbaros Hayrettin Paşa kendi kuvvetlerini, denizlerin donanmasını hazırlamış, zaferlerle beraber ne yapıyor? En büyük devletlere kafa tutarak zaferlerle beraber devam ediyor. Bu sefer papalıkta da biliyorsunuz aslında Hristiyan ordusu çok kuvvetliydi. Yani donanma olarak da çok kuvvetliydi. Çünkü neden? Fransızlar, papalık, Venedik, İspanyollar, Almanlar, şarken ki Alman İmparatoru o zaman da yani gerçekten Avrupa'da büyük bir imparatorluk kurma peşinde olan bir adam. Ve işin başında kim var? En ünlü komutanları, amiralleri Andrea Doria. İşin başında 300 kişilik, 300 gemilik bir donanmaya sahip. 300 tane de destek var. Yani erzak gemisi olduğu, nakliye gemisi olduğu söyleniyor. 300 tane de savaş gemisi var. Bu şekilde bir birlik var. 300 mü hocam? Bazı kaynaklarda 600 olduğu söyleniyor. 600'ün 300'ü işte bu nakliye gemisi olduğu söyleniyor. Yani savaş meydanında, Preveze meydan muharebesinde savaş meydanında 300 gemi. Bazılarına göre 200 küsür gemi olduğu söyleniyor. Yani tarihi kaynaklar biraz ihtilaflı olduğundan dolayı o yüzden dolayı net rakam vermiyorum. Şimdi burada normal şartlarda krokiye baktığımız zaman da yani Barbaros Hayrettin Paşa'nın 122 tane gemisi var. Hocam şimdi lafınızı bölüyorum evet. Ama bu kroki gemilerin denizdeki dizilişi sanırım değil mi hocam? Dizilişi. Evet. Mavi, şimdi, mavi olanlar karşı taraf yani Haçlı donanması. Evet. Kırmızılar da Osmanlı değil mi hocam? Mavi olanlar Andrea Doria'nın kuvvetleri. Yani içlerinde Fransızlar, Almanlar, Venedikliler, ondan sonra İspanyollar, hatta Rodos Şövalyelerinin bir kısmı oldu ondan sonra. Çünkü burada da Barbaros Hayrettin Paşa var. Barbaros Hayrettin Paşa'nın yanında işte Seydi Ali Reis olsun, ondan sonra Salih Reis ve Turgut Reis'le beraber ihtiyat kuvveti olarak arkada bu şekilde hilal şeklinde. İş buraya nasıl geliyor ama hocam? Mesele orada. Barbaros Hayrettin Paşa bu şekilde başarılarla devam etmesiyle beraber Hristiyan aleminde büyük bir tehlike uyandırıyor. Ama Hristiyan aleminde de şöyle bir sıkıntı var. Alman İmparatorluğu şarken de Fransızlar savaş halinde. Biliyorsunuz ki bir koltuk sevdaları var. Papalık zaten şarkenin yani Alman İmparatoru 5. Karl'ın karşısında. Ondan sonra Venedikliler zaten Osmanlı ile yaklaşık 30 senelik sulh içindeler. Yani Osmanlı biliyorsunuz 2. Beyazıt'tan onları kök söktürmüştü. Yani ellerinde hiçbir şey bırakmadı onları düzenlemiş olduğu seferlerle beraber. Şimdi Venediklilerle sulh içinde ama bu savaşın tetikleyici unsuru Venedikliler değil mi hocam? Venedikliler ilk saldırıları, Venedikliler Osmanlı burada topraklarına tecavüzleriyle beraber Barbaros Hayrettin Paşa
onların üstüne. Ya bu şimdi geçmiş olarak söylüyorum hocam. Şimdi Venedikliler sulh yapmasıyla, Haçlı birliklerine katılmamasıyla beraber papalık onlara karşı mı? Yoksa Osmanlı'ya zaten devamlı tecavüz halindeler yani. Ne kadar anlaşmaları da olsa hep tecavüz halindeler. O yüzden dolayı şimdi saymış olduğumuz dört devlet, onlar da Hristiyan olmalarına rağmen birbirlerine yani kamçılı bir haldeler, savaş halindeler. O yüzden dolayı 3. Paul, Papa bunları bir araya getirmek istiyor. Hepsini toparlıyor. En zorları aralarında Şarkent, biliyorsunuz Alman İmparatoru. O çünkü bu savaşın Venediklerin lehine olsun istemiyor. Çünkü Venedikler en çok kaleyi, adayı onlar kaybettiğinden dolayı anlaşmaya göre onlar kendi adalarını geri alacaklar. Kendilerine adalarını geri alacaklar. İstanbul, yani Batı Roma İmparatorluğunu Şarken kendine istiyor. Papa ile anlaşması bu şekilde. Yani ben diyor bu deniz muharebesini kazandıktan sonra Osmanlı'nın işlerine doğru devam edeceğim. İstanbul'u alacağım. İstanbul'u Batı Roma İmparatorluğu olarak kendisine istiyor. Fransızlar zaten Barbaros Saadettin Paşa'nın kendisinden almış olduğu adalarını kendi himayeline istiyor. Papalık zaten hepsinin üstünde. Yani hepinizi ben yöneteceğim modunda bu şekilde bir sofra kuruluyor ama herkes yine birbirine karşı ne? Hani o orayı alırsa ben burada daha güçsüz kalacağım. Evet. O orayı alırsa daha güçsüz kalacağım gibi. Yani Hristiyan aleminde bir tefrika var. İçeriden parçalanma var. Bu içeriden parçalanma Barbaros Hayrettin Paşa'nın büyük bir zaferine sebep oluyor. Ben bunu her zaman geçtiğimiz programlarda da söyledim. Bugün Müslümanlar içeriden parçalı olduğundan dolayı Hristiyan alemi birlik beraberlikle beraber ne yapıyor? Müslümanları paramparça ediyorlar. İstedikleri yerde istedikleri kanı döküyorlar. İstedikleri şekilde zulmediyorlar. O zamanda da Hristiyan aleminde bir parçalanmışlık, içeride bir tefrika olduğundan Müslümanlar birlik beraberlik halinde onların zulmetmesine ne yapmıyorlardı? Müslümanlara zulmetmesine müsaade etmiyorlardı. O yüzden dolayı bu savaşın, Preveze Deniz Savaşı'nın en önemli unsuru o zamandaki Hristiyan alemin içeride parçalanmış olması. Bu parçalanmışlık olduğu halde Papa onları bir araya getirerek 300 demiş olduğunuz gibi 600 gemilik bir donanma hayata geçiriyor. Bunun 300 tanesi savaş gemisi olduğu söyleniyor. 300 tanesi nakliye, erzak, yardım gemisi olduğu söyleniyor. Ve bu şekilde ilk olarak biliyorsunuz Korfu'ya geliyorlar. Korfu'ya geldikleri zaman da zaten Kaptan Darya, Barbaros Hayrettin Paşa Andrea Doria'yı istiyor. Yani onun karşısına çıkmak istiyor. O yüzden dolayı Ege'de ve Adriyatik'te, Akdeniz'de gemilerini sürüyor devamlı. Onun orada olduğu haberini alınca öncü kuvvetlerinden bu sefer kendisi de direkt Preveze'ye yerleşiyor. Preveze'de limanın içine giriyor. Ondan sonra Andrea Doria kuvvetleri dışarıda oluyor ama limanın tek bir ağız girişi olduğundan dolayı orada yapılan harplerde Osmanlı kuvvetleri daha hem karadan topları var hem denizden topları var. O yüzden dolayı Andrea Doria orada başarı elde edemeyince Osmanlı da orada kazanmış oldu. Yani Barbaros Hayrettin Paşa da o dar boğazda kazanmış olduğu zaferle beraber zaten kendi kaptanları, kendi askerleri biraz daha ne yapıyorlar? Moral olarak yükseliyorlar. Bu sefer Andrea Doria diyor ki ben gemilerin biraz daha başka bir Müslüman adasına çekerek orayı bir talan edeyim, peşimden gelsin. Onu da açığa aldığım zaman zaten 3 katı bir düşman var karşısında. Tamamen etrafını çeviririm, kapatırım diye bu şekilde düşününce tabii hemen aşağı tarafa doğru ilerleyip bir adayı kuşatacakmış gibi yani kuvvetlerini çekiyormuş gibi yapınca Kaptan-ı Darya Barbaros Hayrettin Paşa burada bilinçli bir şekilde çıkıyor. Çünkü Barbaros Hayrettin Paşa gecesinde 28 Eylül gecesinde 27 Eylül'ün gecesinde bir rüya görüyor. Yani Nasrun minallah ve fethun garib ve beşiril müminin. Allah'ın yardımı ve size açık bir fetih verilecek. İşte bunu müminlere müjdele. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethinde indirilen ayeti rüyasında, gece rüyasında birisi ona aksakallı birisi bir ulak, bir kağıt veriyor. Beyaz bir kağıt diyor, anlatıyor rüyasında. İçinde de Nasrun minallah fethun garib bu ayet yazıldı diyor. Hatta şöyle söyleniyor yani şu hilal şekli alındıktan sonra savaş başlamadan önce Barbaros Hayrettin Paşa kuvvetleri ortada biliyorsunuz. İkinci yazan şu kırmızı iki olan geminin sağ tarafından aynı şekilde bu ayeti bir kağıda yazıp denize atmış. Sol tarafından da aynı şekilde yazıp denize atmış. Çok yalvarıyor gecesinde Mevla'ya ve bu rüyasını da uyanıklık ve uyku ve uyanıklık arasında bu fethin kendisine verildiğini tabir ediyor. Tarihçilerimiz o şekilde anlatıyor. Zaten
gerçekten İslam için mücadele ettiğinden dolayı, Allah'ın sancağını, Kur'an'ın nurunu aleme yaymak için mücadele ettiğinden dolayı Allah'ın izniyle Mevla Teala ona ne yapıyor? Yardımıyla beraber, görünmez ordularıyla beraber denizde gerçekten kendisinin 3 katı misli bir orduyla beraber büyük bir zafer kazanılıyor. Ama taktiksel olarak baktığımız zaman da bu sefer Barbaros Hayrettin Paşa dışarı çıktığı zaman da tekrar Andrea Doria kuvvetleri, Hristiyan kuvvetleri, Haçlı ordusu geri geliyor ve bu şekilde şekil alınıyor. Yani savaş hali alınıyor ama dördüncü olarak gözüküldüğü, yani Andrea bu kendi Haçlı kuvvetlerini öne istiyor normal şartlarda ama sefer halinde olduğunda bir anda kendi öne dönemiyor. Dönemeyince ön tarafta Venedikler ve İspanyolların yoğunluğu olduğu söyleniyor. Ondan sonra Alman kuvvetlerinin arkada olduğu söyleniyor. Ve bu şekilde ilk etapta bu savaşın mantıksal olarak kazanılmasının sebeplerinden bir tanesi 2. Beyazıt döneminde, Yavuz Sultan Selim Han döneminde ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde dökülen topların menzilinin çok yüksek olması. Yani Haçlıların topları burada Barbaros Hayrettin Paşa'nın kurmuş olduğu düzende Haçlıların topları atılıyor ama denize düşüyor. Barbaros Hayrettin Paşa'nın ateşlemiş olduğu bütün toplar gemi batırıyor. Çünkü menzil, misal Barbaros Hayrettin Paşa atıyorsa 3 mil, onlar atıyor 2 mil. Yani buradaki hilal taktiği onunla alakalı, açıyı herhalde tabii, geniş tutarak. Açıyı geniş tutarak Barbaros Hayrettin Paşa şunu söylüyor, biliyorsunuz her harpten önce bir harp meclisi kurulur. Ondan sonra istişare yapılır, istişareyle beraber harbe girilir. O yüzden dolayı Haçlı'nın en büyük sıkıntısı bu zaten. Aralarında tefrika olduğundan dolayı ben önde olacağım, sen arkada olacaksın, işte ben sağdan gireceğim. Hele ki zaten ilk bozguna uğradıklarında direkt bir kısmı hemen Fransızlar falan geri çekilmeye başlıyor. Yani bizden fazla gitmesin, yani giderse Almanlardan gitsin, giderse Venediklerden gitsin gibi hemen geri çekilmeye başlıyorlar. O yüzden dolayı en çok Venediklerden ve İspanyollardan burada büyük bir hezimet oluyor. Zaten Andrea Doria kendi kaçıyor gece karanlığından. Bu şekilde hilal takviği ile beraber menzilleri çok yüksek olduğundan dolayı çok rahat bir şekilde gemileri vurmaya başlıyorlar. Gemileri vurduktan sonra bayağı bir kuvvet indirdikten sonra burada Allah'ın da yardımı oluyor. Çünkü Haçlı kuvvetlerinin birçoğu yelkenli. Rüzgarı arkalarına alsalar bu sefer hızlı bir şekilde menzile gireceklerdi. Ama Allah'ın kuvveti bir anda rüzgar duruyor. Yani onlar yelkenlerini indirip kürek haline geçene kadar Barbaros Hayrettin Paşa büyük bir top atışlarıyla beraber Seydi Ali Reis olsun, Salih Reis olsun bu şekilde direkt giriş yapıyorlar. Ve giriş yaptıktan sonra ön kuvvetleri, şu 1-2-3 yazan kuvvetleri bitirdikten sonra Barbaros Hayrettin Paşa hızlı bir şekilde yararak giriyor. Ondan sonra Turgut Reis'in ihtiyat kuvvetleri etrafını komple sarıyorlar ve büyük bir hezimete uğratıyorlar Andrea Doria'yı. Bütün Hristiyan alim biliyorsunuz ordunun şaşalığını görünce, 300-600 donanmayı görünce işte artık Osmanlı'nın işi bitmiştir. İşte Hristiyan alemin birlik olmuştur, beraberlik olmuştur. Ondan sonra artık Osmanlı'nın Akdeniz'deki olan hakimiyeti bitmiştir. Avrupa'da olan hakimiyeti bitmiştir. Artık Balkanlardan ne yapacağız? Osmanlı'yı sileceğiz diye hep bu şekilde zafer kutlamaları yapıyorlar. Daha zafer kazanılmadan zafer kutlamaları yapıyorlar ama burada Barbaros Hayrettin Paşa Kanuni Sultan Süleyman seferde, Bosna seferinde olmasına rağmen işte kendisi böyle büyük bir zafer kazanıyor. İçlerine doğru giriyor. Gece karanlığıyla beraber Andrea Doria'nın kaçtığı söyleniyor. Ondan sonra ama orada yaklaşık 60-70'e kadar bir geminin batırıldığı, yaklaşık 3000 kişinin esir alındığı ve birçok ganimetle beraber Barbaros Hayrettin Paşa 28 Eylül 1538'de Preveze'de bu şekilde büyük bir deniz harbi kazanıyor ve ellerini açıp Mevla'ya dua ediyor. Ya Rabbi sana sonsuz şükürler olsun diye haykırdığı söyleniyor. Büyük bir zaferle beraber hemen bu zaferin sarhoşluğuna girmiyor biliyorsunuz. Yaklaşık 2 hafta kadar yine bölgede kalıyor. Kendi ihtiyat kuvvetlerini peşlerine göndermiyor ama bölgenin hakimiyetini sağlıyor. Ve bu şekilde 28 Eylül 1538'de Barbaros Hayruddin bu şekilde bir zafer kazanmış oluyor hocam. Evet, yani şimdi savaşa baktığımız zaman resmen Mevla'nın ayetinin tecelli ettiğini görüyoruz. Nice azları çoklara galip ettik meselesini burada görüyoruz. Tabi şimdi Barbaros Hayrettin Paşa gerçekten büyük bir amiral.
Ama şimdi ne kadar büyük olursanız olun, kuvvetlere baktığımızda yaklaşık 3 katı kadar bir kuvvet var. Evet. Batı donanmasında, ki Batı donanması biliyorsunuz geçmişten gelen de büyük tecrübeleri olan aslında tabii, güçlü tabii, bir donanma. Evet. Yani birçok amiral olan, yani orada isimleri tek tek yazıyor. Birçok amiral, sadece Andrea Doria en ünlüleri olduğundan, en kesinlikle başarıları, en ünlüleri, gerçekten Müslümanlara kök söktürmüş, Müslümanlara eziyet etmiş, zulmetmiş bir komutan olarak başarılı olduğundan kendilerince o zirve olarak gözüküyor ama hepsi birer amiral baktığımız zaman da. Yani şimdi baktığımız zaman dedik, güçlü bir donanma var, tecrübeli evet, bir donanma var. Ama burada şeyi de görüyoruz, tamam her ne kadar Barbaros Hayrettin Paşa büyük bir denizci desek de, asker sayısı da az olsa da, gemi sayısı da az olsa, ama işte dediğimiz gibi manevi yardımın da geldiğini görüyoruz. Çok bir açık ve net. Bir tane gemi batmış hocam. Evet. Yani 122 parça gemiden bir tane gemi, 800 yaralı olduğu söyleniyor. Karşı taraftan alınan esirler zaten, yani ölen sayısı kat kat fazla zaten. 60 tane gemi batırılmış bu. Her gemide neredeyse 600 kişi, 700 kişi bir nefer var yani. Bakıldığı evet, zaman da 3000 kişiye kadar esir alınmış, 60-65 parçaya yakın gemi batırılmış ve büyük bir ordu hezimete uğratılmış ve burada sen şey olarak bakıldığında, hezimet olarak kendi tarafına döndüğünde bir tane gemisi batmış, 400'e yakın şehit olduğu, 800'e yakın da yaralı olduğu söyleniyor. Yani bu savaşın neticesinde Akdeniz'in bir Osmanlı Gölü haline geldiğini söyledik, görüyoruz. O gerçekten evet. Şimdi tabii günümüze çektiğimizde olayı, bugün ne kadar hükümranlığımız var o denizde sularda, o da tartışılır. En yakınımızdaki adalar bile, Ege'de olsun, Yunanlılara ait olduğunu görüyoruz. Çok acı bir şey. O gün dediğimiz gibi Osmanlı büyük bir miras bıraktı bize, ama tabii onlar yitirildi. Ben burada şunu da söylemek istiyorum. Yani Barbaros Hayrettin Paşa'dan bahsederken, Barbaros Hayrettin Paşa'nın da anladığım kadarıyla manevi bir kişiliği de var. Evet. Bunun da etkisini görüyoruz. Yani rüyaların görülmesi meselesinden bahsediyorsunuz. Bunlar da zaten başarının kaynağı. Bütün komutanlarımıza bakalım biz. Padişahlardan da gerçekten baktığımız zaman da, ondan sonra komutanlarımızdan baktığımız zaman da, savaş meydanlarına baktığımız zaman da tek ideali Allah'ın yardımı olan, Allah'ın şeriatını dünyaya hakim kılmak isteyen bütün kaptanlarımız, gerçekten büyük başarıları var. O yüzden ben Barbaros Hayrettin Paşa'nın da gerçekten yani İslami olarak, ondan sonra kalbi olarak imanının çok kuvvetli olduğunu ve Allah'ın yardımıyla beraber bu zaferleri kazandığına yani inanıyorum. Şunu da söylemek istiyoruz. Her ne kadar teknikte çalışmada gayretli olunsa da maneviyatında etkisinin çok büyük olduğunu burada söylemek, belirtmek istiyorum. Ben ikinize de çok teşekkür ediyorum hocam. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Kaldığımız yerden önümüzdeki bölümde devam edeceğiz kısmetse. Evet sevgili seyirciler, Kanuni Sultan Süleyman Han'a dair olayları tekrar anlatacağız önümüzdeki bölümlerde. Yaklaşık pek çok seferi var. Avrupa'ya yönelik seferlerinden bahsedeceğiz önümüzdeki bölümlerde. Doğu'ya yönelik seferlerinden de bahsedeceğiz kısmetse. Ben şimdilik hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hayırlı akşamlar, hayırlı seyirler tekrar.